geldiniz. Karşıya bakalım lütfen. 2, 3, teşekkür ederim. Evet, buyurun. Şu küçük bistroyu alabilir miyiz buraya? Deminkine, sandalyeyi. Olmuyor mu canım? İyi, tamam. Tamam. Bir saniye, kamera gelsin benim. Çekiyoruz efendim. Hazır mısın? Sen gel bu tarafa abi. Sen yine yere gel. Sen bu tarafa gel. Ben mi geleyim? Evet. Sana doğru söyle. Evet. Ceyker başlıyor. Ömer Bey hayırlı olsun diyelim. Çok güzel, genç bir kadro. Çok güzel bir film. Programlardan çok heyecanlıyım. Hepsine ailece çok teşekkür ediyorum. Kadar büyük atıklarla ve emeklerle bugüne geldiler ve hepsinin en güzel meyveleri burada toplamaya başlayacaklar. Onlar da çok heyecanlı. Şimdiden hepsi için söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben kitabın yazarına da ödül istiyorum. Siz de tebrik ederiz. Kitabınız filmleştiği duygularınızı alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Aşırı heyecanlıyım tahmin edebileceğiniz gibi. Bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim de bu arada. Ama çok güzel bir an yaşıyorum şu anda. Çok büyük bir hayalim gerçekleşiyor bu akşam. Çok heyecanlıyım. Umarım herkes çok beğenir filmimizi. Çok severek çalıştık ve bu güzel ekibe de her aşama için çok teşekkür ederim. Kitabı yazarken bugünlere geleceğinizi tahmin ediyor musunuz? Yani bir filmi olacağını? Hiç hayal etmemiştim. Gerçekten muhtemelen kitabın ilk bölümünü yazan halime şu anı göstersem düşer bayılırdı belki de. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Okuyucularımıza mesajınız nedir filmle ilgili? Kitabı tam anlamıyla orada yaşayacaklar mı yoksa daha değişik mi? Mutlaka kitabı film uyarlarken ufak tefek de olsa değişiklikler yapmak zorunda kaldık ama bunları biraz daha film izlerken daha heyecanlı olabilsinler, daha film izliyor olabilsinler diye yaptık. Çünkü kitap aslında bambaşka bir format. Karakterlerin iç dünyalarını daha fazla okuyoruz, yaşanan olaylardan daha çok okuyoruz. Ama eminim ki çok sevecekler çünkü onların bayıldığı Ege ve İzmir aşkına hiç dokunmadık. O yüzden onlara şimdiden iyi seyirler diliyorum. Siz Galadayız. 392 km. Nasıl hazırlandınız filme? Biraz da karakterlerinizden bahsederek. Önce duygularımdan bahsedeyim. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bence her halimden belli oluyordur. Biz de bugün ilk defa izleyeceğiz. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Biraz yorulduk, çok çalıştık ama elimizden ne geliyorsa onun en iyisini yapmaya çalıştık. Umarım bizim hissettiklerimizi onlar da izlerken hissederler. Şimdiden çok teşekkür ederim. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben oyunculuğa başlarken sinemaya aşık olarak başladım ve film benim çocukken de hala da en büyük tutkumdu. İlk başrol filmim, çok heyecanlıyım, çok güzel bir ekiple çalıştım, çok güzel bir kitaptan uyarlama yaptık. Ve bunun sorumluluğuyla birlikte çok çalıştık. Buradan gerçekten partnerime, ekibime, yönetmenime, senaristimize, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyız. Şu anda salonlar dolmaya başladı. Aşık olduğum sinema sektörü ve salonlar şu anda yüzümüzü güldürmeye başladı. Öyle, hislerim bu kadar. Hemen soralım, 3391 kilometre aşk sizce bu kadar mesafeyi kaldırıyor mu tamamen? Kişisel görüşünüz nedir? Onlardan bahsedelim. Biz buna her yerde hayır dedik. Çok zorlar dedik ama bilmiyorum, fikir her zaman değişebilir bence. Ya aslında ben son zamanlarda biraz cevabımı değiştirdim çünkü günümüzde ruh işi denen şeyi bulmak çok zor bana göre ve biz bu işte gerçekten bir ruh işini bulmuş, iki tane uzak mesafeli insanın aşkını konu aldık. Oradan empati yaptığımızda ve oynadığımız sahnelerden de o bağlantıyı kurduğumuzda olabilir. Bence olabilir. Peki kişisel olarak aşka bakışınız, açınız nedir yani şu anda? Aşk sizin için ne ifade ediyor? Tanımlamanız gerekirse, tanımlamak anlamında. Sen söyle. Sen söyle. Bence aşkın üç temel maddesi unutamamak, affedebilmek ve gerçekten de yarını görebilmektir. Benim için böyle. Sanırım ne olursa olsun vazgeçmemek. Ya karşımıza ne çıkarsa çıksın ondan vazgeçmemek. Mesafeler de buna dahil. Sizi zorlayan çekimlerde ya da işinizi kolaylaştıran bizi zorlayan bence en büyük uykusuzluktu. Evet. Onun için hatta biz setimize yakın otellerde konakladık. Ama bir şekilde hepsini hallettik ya.
Beni zorlayan asıl büyük şeylerden biri, çok büyük bir kitleye bir film yapıyoruz ve beklentiler çok yüksek, çok okunan bir kitap ve gerçekten dünyada da Türkiye'de de sinema uyarlaması yapmak bir kitabı çok zor. Bunun sorumluluğuyla o karakteri onların okuduğu gözle sinemaya aktarmak benim için büyük bir sorumluluktu. Bunun zorluğunu çektim. Onun dışında çok çalıştık. Ben çalışmayı gerçekten çok sevdiğim için bir zorluğunu görmedim. Peki filmi çekmeden önce senaryo mu sabit kaldınız yoksa önce kitabı okudunuz mu? Önce kitabı okuduk tabii ki. Senaryoya da bağlı kaldık. Tabii ki önce kitabı okuduk. Zaten senaryo kitaptan yaklaşık %90 diyebilirim. Çok küçük değişiklikler dışında, o da tabii ki sinema uyarlaması olması ve herkese ulaşabilmesi açısından kitaba bağlı kaldık aslında. Çünkü senaryo da kitaba bağlı kaldı. Öyle diyebiliriz bence. Uzakta kaldınız biraz. Yok. Biz harika bir ekiple çok kısa sürede hazırlanıp, 1,5 ayda hazırlanıp bir yerde de filmi çektik. İçimizde çok sinen, harika bir iş yaptığımızı inanıyorum. En azından biz elimizden geleni yaptık. Sevgiyle yaptık. Ekip çok muhteşemdi. Oyuncularımız çok yardımcı oldu bize. Öncelikle bak Ömer abi, abiliğini, ustalığını her yerde gösterdi. Çok sağ olsun. Ve çok özgür bıraktı bizi. Çok önemli ve harika bir söz geçirdik biz. Bir aile olarak yönetildik. Bunu çok klişe söylüyorlardır ama biz tam olarak öyleydik. İçimizde sinen, kitabı okumayan insanlara da ulaşabilecek aslında bir aşk filmi yaptık. Umarım sonucunda da sizlerle çok mutlu olursunuz. Hoş geldiniz. Evet buyurun. Gelin de. Gel. Senin buyurun size. Hayırlı olsun diyorum sana. Hoş bulduk, teşekkürler. Neler anlatmak istersiniz siz filmi? Ben de filmden bahsedeceğim. Sizinle birlikte izleyeceğiz biz de. Yani ben ilk defa izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. İlk filmim benim. Bilmiyorum. Çok güzel bir iş ortaya koyduğumuza eminim. Ama kendi adıma çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Peki sinema ile diziyi ayırt etme şansınız oldu mu? Hangisi daha zor ya da kolay çekimler arasında? Bence sinema biraz daha eğlenceli. Çünkü dizi çekim sürekli olduğu için ve bir tık temposu daha yoğun olduğu için film diyeyim galiba. Filmdeki karakterinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Bahsediyorum. Bahsedeyim mi? Bence edemeyiz. Kendisi bu filmin en büyük sürprizi. Kısaca izin verirsek. Yani zaten izlediğinizde göreceksiniz. Herkes izledikten sonra benim bunu anlatmam daha doğru olur. Çünkü bu çok büyük bir spoiler olur. Çok güzel cevap. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana da izleyiciler bekliyoruz. Evet. Evet. Evet.